Aa, bunları burada unutmuş. Evrak çantamı gördün mü hayatım? Çıldıracağım ya, hiçbir yerde bulamıyorum. Olmazsa toplantıya gitmemin hiçbir anlamı yok. Ay ne bileyim ben Yavuz. Nerede bıraktıysan oradadır. Nerede o zaman? Bilmem, burada olabilir mi? Ah, sağ ol hayatım ya. Of, öyle bir panik oldum ki. Sen olmazsan ben ne yaparım? Hı? Bilmem, ne yaparsın? Seni seviyorum. Ve işe gidiyorum. Ah, hemen mi gidiyorsun? Gidiyorum hayatım, çok işimiz var. Sadık beni bekliyor. Bari bir kahve içseydik. İşe gittiğin zamanlardan nefret ediyorum. Hayatım böyle yapma. Ben işe gitmezsem eve kim para getirecek? Bizim sihirlerimiz var hayatım. Ama ne çare, senin bundan hiç haberin yok. Yapma böyle hayatım ya. Aman peki ya, of. Benim karım mutlu olacaksa ben de işe biraz geç giderim. Olur biter. Anlaştık mı? Anlaştık canım benim. Hadi sen bize birer kahve koy. Ben Sadık'ı arayayım. Gecikeceğimi söyleyeyim. Aşkım benim. Hiç kırmaz beni. Bana hiç kıyamaz. Gir. Telefon size Sadık Bey, Yavuz Bey arıyor. Aa, öyle mi? Sağ ol. Alo, buyur Yavuz. Ya Sadık'cığım, ben biraz geç kalacağım da ona haber vereyim dedim sana. Ha tamam tamam, önemli değil. Sen rahatına bak. Hoşça kal. Servisimiz geldi işte. Of, Çilek al şunu bari, yolda yersin kızım. Hayır, okulda tost yerim. Her gün tost yenir mi? Ne kadar sağlıksız besleniyorsun. Ben fani değilim anne. Piriyim. Sağlıklı beslenmeme gerek yok. Bunu sonra konuşacağız Çilek. Hadi Çilek hadi. Geldim. Ben çıkıyorum. Güle güle canım. Ah çocuklar, çıkıyor musunuz? Ne diyor Yavuz? Bilmem, telefonda konuşuyorlar Sadık Bey'le. Ay keşke telefonu Sadık'ın kulağına tutsaydın, tıraş oluyordu. Aklıma geldiğinde maalesef çok geç kalmıştım. Biz çıkıyoruz, babam bizim için öper. Tamam hadi iyi ders. Ah beslenmen. Önünüzü kapatın. Tamam. Bye bye. Güle güle. Çocuklar gitti mi? Evet canım, seni de çok öptüler. Sadık, telefonun nesi var? Hay Allah ya, ya, ya gene ben banyoda boş bulundum. Tıraş olduğumu unuttum. Elimde ve yüzümde köpük vardı. Telefonun yüzüme dayayınca böyle oldu. Ama sonra sildim, fakat bu sefer de köpükler tuşların arasına kaçtı. Ve suya tuttum. Evet, suya tuttum. Ama bir şey olmadı canım, çalışıyor hala bakalım. Ay. Değil mi? Aman canım, yani alt tarafı biraz su kaçmış içine. Düzelir yani. Aa, bu arada Yavuz biraz gecikecekmiş, tamam mı? Evde oyalanacakmış. Onun için ben de onu beklemeden gideyim diyorum. Hoşça kalın, hadi akşama görüşürüz kızlar. Dışarıdan istediğiniz bir şey var mı? Telefon. Tamam, alır gelirim. Hoşça kalın. Sadıkçığım, kravatın ve gömleğin canım. Tamam, ben hallederim onu. Ne var? Allah Allah. Eline sağlık hayatım. Bir tane daha içer misin? Yok, artık gideyim ben canım. Peki. Aman da aman, karım beni çok severmiş. Hiç gitmemi istemezmiş. Hı? Gel buraya. Anneciğim. Günaydın. Günaydın küçük hanım. Günaydın toprağım. Günaydın. Günaydın mercimek. Zamansız geldim galiba. Yok canım, ben de tam çıkıyordum zaten. Gel bakayım sen buraya bıcırık. Gel. Babaya kocaman bir öpücük ver. Aşkım. Ben var ya ben. Siz ikinizi de çok seviyorum. Biz de seni. Ay canım benim. Hadi ben gidiyorum. Ben seni geçireyim. Tamam tamam. Bay bay. Aa, ne unuttun? Ne unuttun? Öptüm yedim tatlım. Aman ama demiyorum canım. Şu meşhur evrak çantanı almayı unuttun. Sen onsuz toplantıda ne yaparsın? Ay hayatımı bir kez daha kurtardın. Aşkım benim. Hoşça kal. Bay bay. Anne affedersin. Niye? Ben geldim diye öpüşemediniz ya. Ama sen de her şeyi bilmek zorundasın. Hadi gel kahvaltı yapacağız. Bugün evde miyiz? Bilmiyorum. Anneannen cezalı olduğuna göre şatoya gitmemize gerek kalmayabilir. Dedemi görsek?
Yok yok, olmaz. Bırakalım adamcağız bir gün rahat etsin. Ne zaman şatoya gitsek yaptığın saçma sapan sihirlerle adamı maymun ediyorsun. O zaman teyzeme gidelim. Olur. Eğer çok güzel bir kahvaltı yaparsan teyzene gideriz. Yaşasın, çok merak ediyorum. İçinden anneannemin ruhu çıktıktan sonra eskisi gibi oldu mu acaba? Biliyor musun, esasında ben de merak ediyorum. Gidip bakarız. Aa, Perihan teyze ile dedem geliyor. Aa, onlar. Aman, her yerde karşıma çıkmasa olmaz. Kim? Perihan. Kim? Perihan teyze. Aa, Eda gelmiş ufaklık da yanında. Ne haber Edacığım? Ne haber ufaklık? Merhaba Mercime. Merhaba. İyiyiz. Sizden ne haber? Biz de iyiyiz. Bilin bakalım nereden geliyoruz? Ay, çok merak ettim. Nereden? Dudu'yu görmeye sihirli ormana gittik. Ya nasıl anneannem? Nasıl olsun Toprakçığım? Çok mutsuz. Cezası kalksın diye Perihan'a yalvardı ama Perihan teyzen kabul etmedi. Kusura bakmayın ama bu sefer kolay kolay affetmeyeceğim. Affedersem senin de yerine geçmeye kalkar. Ne yaparız o zaman? Ah, doğru. Bırak cezasını çeksin Perihan. Çok haklısın. Sen nereye? Perihan beni şatoya bırakacak. Eminsin değil mi? Onun şatosuna gitmeyeceksiniz değil mi? Yok yok. Direkt bizim şatoya gideceğim. Güzel. Anlamıyorum Edacığım. Benim şatoma gelse ne olur? Dudu cezalı adamcağız bir başına oturuyor şatoda. Annemi biliyorsun Perihan. Teyze, babamın size geldiğini duyunca çok sinirlenebilir. Ben de öyle düşünüyorum. Gitsin canım. Kim söyleyecek anneanneme? Olur mu canım öyle şey? Yerin kulağı var. Tamam. Endişelenmeyin, ben şatoya bırakırım Taceddin'i. Siz nereye böyle bakalım? Teyzeme gidiyoruz. Benden de selam söyleyin olur mu? Belki bir ara uğrarım. Olur söyleriz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler. Bay bay. Betüş'cüm, seni karşıma dilek perisi çıkardı. Neden Perihan? Perihan? Ay affedersin, çok boş bulundum Perihan teyze. Ne oldu? Anneni bulamıyorum Betüş'cüm. Ne oldu Perihan, ne oldu? Bilmiyorum Taceddin'cim, birden böyle garip bir duyguya kapıldım. Dejavu gibi bir şey. Neyse, hadi gidelim. Hay Allah. Sihirli günler. Aa, sihirli günler Eda. Hoş geldin Toprak. Seni görmeye geldik. Çok iyi ettiniz. De, niye bana öyle bakıyorsun Toprak? Anneannem ruhundan çıktıktan sonra eskisi gibi oldun mu diye. Canım görmüyor musun? Betüş aynı Betüş. Değil mi Betüş? Tabii ki benim. Hay bu sabah olanları sihirli aynadan seyrettim de, yani Betüş gibi görünüp Dudu gibi davranmam gerçekten çok korkunçmuş. Neyse ki Perihan teyze duruma müdahale etmişti. Ne Sadık, ne çocuklar, ne de Firuze olanları hatırlamıyor. Ay, Eda, inanamıyorum. Az kalsın annem yuvamı yıkıyordu. Bütün niyetim de bu zaten. Ne? Ne? Bütün niyeti de bu değil mi zaten? Seni Sadık'tan, beni de Yavuz'dan ayırmak. Öyle. Suzan yok mu? Burada. Mevhibe Hanım onlarda kalıyor ya biliyorsun. Suzan ne onlarla kahvaltı ediyor ne de kadının kullandığı tuvaleti kullanıyor. Onun için burada tuvalete girdi. Aman canım, o da bu mevzuyu fazla büyüttü. Madem kadından bu kadar rahatsız oluyor, komşuluk hatırıdır. Mevhibe Hanım'a bir sihir yaparsın, onu ortadan yok edersin. Aa, aman da aman, kimler gelmiş? Aa, ne yaptın kadına? Bu sen misin? Kim? Eda, bu sen misin değil misin? Aa, Betüş neler saçmalıyorsun? Demin aynı annem gibi konuştun, değil mi Toprak? Evet. Aman siz de şakadan hiç anlamıyorsunuz. Ben onu espri olsun diye yaptım. Bana hiç öyle gelmedi. Bana da.
Ama daha önceki hadiseden öyle bir gözleri korkmuş ki hemen anladılar. Anne! Anneanne! Kim çıkardı bu perilerin her düşündüğümüzü duymasını? Uf! Ne yapacağım ben şimdi? Of! Betüş'le Toprağın beni Perihan'a ispiyonlamaması lazım. O zaman Eda ile Yavuz'u ayıramam. Oh, zaten Eda ile Yavuz'u ayırmak varken niye buraya geldim ki ben? Salak Dudu! Bir an önce elimi çabuk tutup bu sorunu çözmem lazım. Of of! Aa, buldum! Zamanı geriye alacağım. O zaman Toprak'la ben eve geri dönmüş olacağız ve Betüş'e hiç uğramamış olacağız. Zaman geriye aksın! Yok anam, yok. Avni'nin halası kullanıyor tuvaleti. İnadım ben girmiyorum. Alem. Ah, güzel. Kafede her şey yolunda. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.